Furkan! On havlama, on! Kesintili yaparsa verme! Bırak! Biliyorlar mı yerlerini? Evet, yerlerini kesinlikle tespit edebiliyorlar. Yani herhangi bir koku çıkışı olursa %100 nokta atışı yapabiliyorlar. Bir de bunlardan nazaran arama kurtarma köpeklerini yetiştirirken bizim 2 senemizi kadar alıyor arama kurtarma köpekleri. 2 senenin sonunda sınavlarımız oluyor. Sınavlardan başarı elde ettikten sonra, akredide olduktan sonra köpeklerimiz yani kazazede nerede olursa olsun kokusunu, küçük bir kokuyu alması köpek için her şeyi bitiriyor. Bizim için tamamen ne ses ya da herhangi başka bir şey, bizim için tamamen en önemlisi koku. İnsanın, canlı insanın kokusu ve yoğun koku olması gerekiyor. Pasif koku da değil, yoğun koku olması gerekiyor. İlk başta çalışmaya başlarken yoğun kokuyla başlıyoruz. Yoğun koku aldığı zaman köpek havlayarak bize tepki veriyor. Havladığı zaman da biz köpekten anlıyoruz zaten. Güzel havlama yapıyorsa, odaklı havlama yapıyorsa kesinlikle orada yaşayan bir depremzede vardır yani. Tabii ki bir koku çıkışı yoksa bu çok zor oluyor ama küçük bir koku çıkışı bile varsa köpek için hiçbir problem olmuyor. İsterse yerin 5 metre altında olsun, yeter ki bizim için çok küçük bir koku çıkışı olması yeterli olabiliyor köpekler için.